Olayın da asıl başlama noktası, Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. Biz Türk Birliği istiyoruz. Yaşasın Türk Birliği diye, yaşasın Türkçü Türkiye diye. Ben de onu güzel bir şekilde paylaştım. Dedim ki bu zamana kadar görmediğimiz, duymadığımız şeyleri şu anda görüyoruz. Benim ruhum mest oldu dedim. Olcay kılavuzunda şimdiye kadar Türkçülere ve 12 Eylül dönemindeki abilerimize karşı yaptığı olaylara karşılık dedim ki aynen yaptığı olaylara karşılık böyle bir olayı duymamız benim ruhumu mest etti dedim. Onun altına zaten kendi adamları bana, aileme, bebeğime küfür edecek şekilde yorumlar bulundular. Şurada zaten onlar gördü, güzel. Evet. Yorumlarda zaten hepsi gözüküyor. Küfür ettiler. Ben de ona karşılık yine demin dediğim gibi bir açıklamada bulundum. Ona işte bey diyeceksiniz, başkan diyeceksiniz diye yazmışlar küfür ederek. Ben de dedim ki benim 12 Eylül'deki amcalarımı vurduran, dövdüren ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hesabını alamayan bir insan başkanım olamaz, adam bile olamaz diye açıklamada bulundum. Ardına kendinden talimat çıktı Türkiye genelindeki ocak başkanlarına. Zaten bundan bir sene önce de bizim üstümüz, bunların meşhur WhatsApp grupları var. Türkiye ocaklarındaki genel başkanların. Orada da bizim üstümüz Öner kardeşler olarak çizilmiş. Türkiye genelindeki ocak başkanlarına. Zaten bundan bir sene önce de bizim üstümüz, bunların meşhur WhatsApp grupları var. Türkiye ocaklarındaki genel başkanların. Orada da bizim üstümüz Öner kardeşler olarak çizilmiş. Dün akşam yine bu olaylarla birlikte, paylaşımımızla birlikte bize bir gün boyunca geceden sabaha kadar tehditler kesilmedi. Olcay Kılavuz'un emriyle demin dediğim gibi. Sabaha kadar ailemize, bebeğimize her şekilde tehditler geldi. Ve dün de dayanamadık artık. Biz bir kişiye dönüş yaptık. Onlar da biz sizin evinizin orada izlediler. Aşağı indik. Yoklardı. İndiğimiz Attu iniyordu ilk başta. Nereye dedim. Aşağı gelmişler dedi. Beraber gittik. Yoklardı. Sonra adres verdiler. İller Bankası hemen evimizden 300 metre ileride. Oraya gittik. Belli adamların yanında bir şeyler var. Bizde hiçbir şey yok. Çünkü biz gerçek Türk milliyetçileriyiz. Hiçbir zaman silahla gezmeyiz. Gittik oraya. Onların silahına karşı üstlerine yürüdük, koştuk. Çıkardılar, üstümüze ateş etmeye başladılar. Abilerimin zaten bacaklarına isabet etti. Benim de üstüme 2-3 el ateş ettiler. Allah korudu, değmedi. Ondan sonrası malum. Peki şikayetçisiniz. Tabii kesinlikle şikayetçiyim. Kesinlikle Olcay Kılavuz'dan şikayetçiyim. Hem kendi adıma, hem abilerim adına ve hem de büyük dövdükleri ülkücü abilerimizin adına şikayetçiyim. Azmettirici diye mi? Kesinlikle. Olacaklar olsun. Kesinlikle. Abi bana bakarsanız.